Merhaba minnaklarım. Bugün sizlerle çok güzel bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi Elma Kurdu. Bakalım bu yaramaz elma kurdu neler yapmış. Başlıyorum. Ben bir elma kurduyum. Kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum. Kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt narininom. Kırt 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 narininom. Kırt kırt narininom. Kırt 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 narininom. Dalda duran elmayım. Olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım. Olgunlaştım sanmayın. İçime yaramaz kurt düştü. Kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü. Kuşlar başıma üşüştü. Kırt kırt narininom. Kırt 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 narininom. Kırt 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 narininom. Kırt 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 narininom. Elmanın kalbindeyim. Çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim. Çok tatlı bir yerdeyim. Mutluyum, sevinçliyim. Haydi gelin dans edelim. Mutluyum, sevinçliyim. Haydi gelin dans edelim. Kırt kırt narininom. Kırt 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 narininom. Kırt kırt narininom. Kırt 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 narininom. Beğendiniz mi çocuklar? O zaman bir defa daha yapıyoruz elma kurdunu ve başlıyorum. Ben bir elma kurduyum. Kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum. Kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt narininom. Kırt 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 narininom. Kırt kırt narininom. Kırt 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 narininom. Dalda duran elmayım. Olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım. Olgunlaştım sanmayın. İçime yaramaz kurt düştü. Kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü. Kuşlar başıma üşüştü. Kırt kırt narininom. Kırt 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 narininom. Kırt kırt narininom. Kırt 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 narininom. Elmanın kalbindeyim. Çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim. Çok tatlı bir yerdeyim. Mutluyum, sevinçliyim. Haydi gelin dans edelim. Mutluyum, sevinçliyim. Haydi gelin dans edelim. Kırt kırt narininom. Kırt 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 narininom. Kırt kırt narininom. Kırt 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 narininom. Evet çocuklar, beğendiniz mi elma kurdunu? Elmayı nasıl yedi ama? Şimdi çocuklar, kurtla da dans ettiğimize göre, bu tatlı yaramaz elma kurduyla da dans ettiğimize göre hep birlikte sizinle hikayeme geçeceğim. Hikayemin ismi Tombik Fare ile Karınca. Tombik Fare ile Karınca. Bir gün Tombik Fare deliğinden çıktı. Ormana gezmeye gitti. Yemyeşil ve ağaçlarla dolu bir ormana. Ormandaki ağaçlar kocamandı. Tombik fare ağaçları görünce şaşırdı. Aa, niye şaşırmış bu fare? Ormanın havası çok temizdi. Tombik fare ormana varır varmaz gezmeye başladı. Kocaman ağaçların arasından geçti. Gördüğü hayvanlarla konuşup sohbet etti. Oksijeni bol ormanda gezmek Tombik farenin hoşuna gitmişti. Oh diyerek derin bir nefes alıp temiz havada gezmek eğlenceli oluyormuş dedi. Mutluluktan şarkılar söyleyerek uzun süre gezdi. Hava çok sıcaktı. Sıcaktan bunalan Tombik fare gözüne kestirdiği büyük bir ağacın gölgesinde uzandı. Tam bu sırada "İmdat! Yardım edin!" diye bir ses duydu.
Tombik fare sesin nereden geldiğini merak etti. Etrafına bakındı ama kimseleri göremedi. Herhalde birilerinin başı fena halde dertte dedi. Bana ne canım, başkalarından zaten kimsenin yardımına koşacak durumunda değilim diyerek yattığı yerden kalkmadı bile. İmdat diye bağıran kişi hala yardım istiyordu. Yardım çığlıkları bir türlü kesilmiyordu. Tombik fare seslerin yakından geldiğini fark etti. Tehlikede olduğunu düşünerek korkmaya başladı. İmdat, imdat, çabuk ol, kalk üzerimden diye bir ses daha duydu. Tombik farenin korkusu daha da çok arttı. Korkudan titremeye başladı ama yattığı yerden kalkmaya da hiç niyeti yoktu. O sırada oyanam diye bağırarak birden bire yerinden fırladı. Kuyruğum, kuyruğum, birileri kuyruğumu ısırdı. Kuyruğum çok acıyor diyerek bağırıyordu. Kuyruğu ısırılan tombik farenin canı çok yanmıştı. Durmadan kuyruğunu tutuyordu. Bir süre acılar içinde kıvranarak ağacın etrafına dolaştı. Kendi kendine kim yaptı bu hainliği diye söylenip durdu. Tombik fare etrafında kimseleri göremedi. Kuyruğunu kimin ısırdığını bir türlü anlayamadı. Korkudan ne yapacağını şaşırdı. Hızla ağaca tırmandı. Ağaçta beklemeye başladı. Fakat ne gelen var ne giden. Deliğinden çıktığına çıkacağına pişman olmuştu. Ah benim akılsız kafam. Ne işim var böyle tehlikeli yerlerde diye kendi kendine kızdı. Neyse ağacın tepesinde güvende sayılırım. Buradayken kimseler bana zarar veremez dedi. Tombik fare ağaçta beklemekten çok yoruldu. Başı döndü. Dengesini kaybetti. Tam düşecekken küçük bir dala tutundu. Düşmekten son anda kurtuldu. O sırada bir kahkaha sesi duydu. Ha ha ha, gördün mü? Az kalsın düşüyordun. Korktuğun için çıktın ağaca değil mi? Tombik fare. Madem korkmuyorsun, yanıma gel dedi. Seni göremiyorum. Karınca. Korkak olan sensin diye bağırdı. Korktuğun için ağaca çıktın. Benden korkmana gerek yok. Ağaçtan in. Seninle hem konuşalım hem tanışalım dedi. Tombik fare karıncaya önce inanmak istemedi. Karınca ağaçtan inmesi için Tombi'yi en sonunda ikna etti. Karıncayı görünce bağırmaya başladı. Seni hain seni. Hem benden sana zarar gelmez diyorsun, hem de kuyruğumu ısırdın. Neden kuyruğumu ısırdın? Canımı acıttın. Kuyruğum hala acıyor dedi. Tombik farenin sözlerini duyan karınca birden öfkelendi. Hem suçlusun hem de güçlüsün. Nereye oturduğuna bakmadın bile. Üzerime oturdun. Az kalsın beni ezecektin. Üzerimden kalk diye bağırdım ama duymadın. Canımı kurtarmak için kuyruğunu ısırdım. Niyetim sana zarar vermek değildi. Tombik fare ne diyeceğini şaşırdı. Yaptığından utandı, başını öne eğdi. Haklısın karınca kardeş, ben biraz bencil davrandım galiba. Keyfini bozmak istemediğim doğru. Şimdi çok utanıyorum dedi. Tombik fare karıncanın sırtını okşadı ve karıncadan canını acıttığı için özür diledi. Böylece tombik fare ile karınca arkadaş oldu. İki arkadaş ormanda sık sık buluşup oyun oynadılar. Birlikte çok güzel vakit geçirdiler. Evet çocuklar, hikayemiz de burada son buldu. Ama size Tombik Fare ve Karınca hikayesinde bir soru sormak istiyorum. Sorum, Tombik farenin kuyruğunu kim ısırdı? Hadi bakalım bunu bulun ve sizden videolar, ses kayıtları bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.